kurucu il başkanı olarak ben, kurucu heyet olarak İmdat Bey, Hatice Hanım ve Nas Hanım görevlendirildi. Biz Temmuz ayının 19-20'sinde hemen ilk toplantımızı yaptık ve aynı hafta birkaç ilçeyi gezdik ve bugün üzerinden 60 gün geçti. İl binamızı oluşturduk. Bunun yanında yüzün üzerindeki, buranın altını çizmek istiyorum, gönüllü ve istekli yüzlerce kişi arkadaşla görüştük ve bunlar arasından 42 tanesiyle bu yola yürümenin çok daha faydalı olacağını düşündük. Daha sinerji sağlanacağını düşündük. Ve 40 tane cesur arkadaşımızla, 40 küsür diyelim, 42 diyelim buna, biz yönetim kurulumuzu oluşturduk. 4 kişiydik, 42 olduk. İnşallah ilçelerimizi de oluşturduğumuzda 444 olacağız. Belki de 4444'lük bir teşkilat oluşturacağız. Belki de değil, inanıyoruz biz buna. Çünkü gerek bizim seçimimizde, gerekse yönetim kurulu seçimlerinde arkadaşlarımızı şeffaf ve demokratik kurallar eşliğinde seçmeye çalıştık. Ehliyet ve liyakata önem vermeye çalıştık. Herhangi bir sosyal, toplumsal aksaklığın olmamasını üzerinde durduk. Toplumda bilinirliğinde buna dikkat etmeye çalıştık. Kimseden ayağına gitmedik. Bu arkadaşlarımızın hepsi de deva gönüllüsüdür. Kendileri direkt ya da indirekt yolla bize başvurdular ve bunlar arasından seçtik. Ve bu gönüllü insanlarla yola devam etme kararı aldık. Bizim için siyaset nedir diyecek olursanız, daha önceki geçmişimiz de var birkaç arkadaşımızın. Biz burada daha dürüst ve daha erdemli bir siyaset olmasının peşindeyiz. İnsanın onuruna yakışır ve barışçı bir huzur içinde polemiklerden uzak bir siyaset olması taraftarıyız. Kimsenin dışlandığı bir siyaset istemiyoruz. Ötekileştirmeyi istemiyoruz. Önceliğin birey olmasını istiyoruz. Güvenlikçi politikalarla başka kurum ve kuruluşların öne çıkarılıp insanların devre dışı bırakıldığı, güvenlikçi politikalardan uzaklaşıp bireyin öne alındığı politikalar oluşmasını istiyoruz. Birleştirici, kapsayıcı, umut veren bir siyaset üreteceğiz. Polemik ve hamasetten, kutup siyasetinden uzak duracağız. İstişare, müzakere ve çoğulcu siyaseti esas alacağız. Tüm demokratik yapılarla işbirliğine açık olacağız. Dürüst, erdemli, şeffaf, çözüm odaklı bir biçimde hareket edeceğiz. Sadece halkımızın refahı, huzuru ve mutluluğu için çalışacağız. Bunu gerek Türk milletine, gerekse kendi şehrimizin insanlarına taahhüt ediyoruz. Şu anda 42 kişiyiz. İnşallah 400 kişi olacağız. 4000 kişi olacağız. Türkiye'de 40 milyon kişi olacağız. %51 ile iktidara talip olacağız. Hedefimiz bu. Bunun için yaklaşık 4 aydır elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bundan sonra yükü paylaşarak, çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Biliyoruz ki bütün hareketler, bütün inançlar bir kişiyle başlar. Bu milyonlara ulaşır ve yıllarca devam eder, yüzyıllarca devam eder. Tarih kitaplarında Fatih Sultan Mehmetler olarak anlatılır. Biz de buna inanarak yola çıktık ve bu şekilde devam edeceğiz. Ben katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ımıza ve ülkemize, partimizin, Kahramanmaraş Teşkilatımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.